Yeni bir videodan selamlar. Bugün Amerika'dan aldığım Hawaii dondurma makinesiyle dondurma yapacağız. Hawaii dondurması bizim bildiğimiz dondurmalardan biraz daha farklı. Buzla yapıyorsunuz ama aklınıza buzlaş gibi böyle cıvık cıvık bir şey gelmesin. Buz kalıplarını alıp makineyle tıraşlayıp kar formuna getiriyorsunuz. Kar formuna getirdikten sonra da üzerine şurup döküyorsunuz. O yüzden burada bir sürü de şurubum var. Birazcık abartmış olabilirim. Birazcık abartmışsın. Birazcık. Tabii ki konu şurupla da bitmeyecek. Arge ekibine görev verdim, dedim neler yapabiliriz. Araklama ve geliştirme ekibimiz yani Harun'la Alp. Garip fikirlerle geldiler. Onları da deneyeceğiz. Yalnız ben bu kadar malzemeyle bu videodan sonra bir dondurmacı açarım artık. Bulduğum bütün fikirleri ilk önce sen deneyeceksin bu arada. Aynen öyle. Makine şu şekilde gözüküyor. Şurada alt tarafında kap koymanız için bir bölüm var. Onun dışında şurayı açıp içine buz koyuyoruz ve tek düğmeyle çalışıyor. Makineyi çalıştırmak için transformatör kullanmanız gerekiyor. Amerika'dan geldiği için 110 voltla çalışıyor. Ne tam mikserden geçirilmiş buz ne de tam kar, böyle ikisinin arası gibi bir şey çıktı. İlkini denemek ister misin abi? Bir sen dene, niye ben deneyeyim? Ben benimkine Hawaii mocktail'li yapacağım. Şaşırtıcı derecede iyi bu arada. Tam böyle plajda, şezlongunda otururken yenecek bir şey. Bence bu dondurmadan da ekstra, direkt çok daha ferahlamak için yapılmış bir şey gibi. Çünkü buz direkt yani. Ama böyle ağzına attığın anda içeceğe dönüşüyor gibi. Eriyor çünkü ağzında. Ya siz bak, Einstein ya. Tabii oğlum. Sana ne el yapayım? Kırmızılı olandan istiyorum ya. Meyveliymiş bu. Vişne sulu. Üstünde portakal resmi var ama çilek ve nar aromalıymış. Şu an karpuza benziyor direkt bu arada. Salçaya da benziyor. Şey, domates sosuna da benziyor. Evet, her şeye benziyor. Bakıyorum. Ne olmuş olabilir şu an? Dondum ha, çok çok soğukmuş. Beynim dondu. Ama ağzında eriyor ya. Bu arada bu çok lezzetli olmuş. Bayağı lezzetli. Şurup daha güzelmiş bu arada. Ben seçtim çünkü. Şimdi bunun aslı bu arada karışık yapılıyor. Çizgi çizgi atıyorsun. RGB gibi. Bizim de bayağı bir rengimiz var. Çok az var. Daha bunlar hiçbir şey değil ha. Daha var bu arada. Dolapta var yani. Nasıl yapıldığını öğrenmek ister misin? İçine buz koyuyorsun, sonra tuşa basıyorsun. Hadi ben yapayım. Daha taktiği var. Yavaş yavaş. Tamam. Bozacağım, makineyi bozacağım. Ne yapıyorsun ya? Nasıl bozacağım ya? Olmuyor bu. Bırak git. Olmadı. Artistlik yapıyordun. Ooo! İlk sanat eserime hazır mısın? Hadi abi. Acaba onların kullandıkları şurup daha mı gıda boyalı? Eritiyor bu bayağı. Eritmesi değil sıkıntı. Planım şeydi, kırmızı mavi, ortası morlaşacaktı. Hiçbir şey olmadı. Adeta bir sanat eseri oldu. Ama bak, ortada hafif morlaşma var şimdi. Benim bunu gıda boyasıyla yapmam lazım galiba. Sen bir tadına bak. İkisinden biri çok iyi. Ama hangisi olduğunu şu an bilmiyorum. İkisinin mix'i çok iyi belki de. Biri mangoluymuş, biri de limonluymuş. Niye böyle? Yine lavaboya gitti ya. Yine yemek yediğimiz video ve yine lavaboya gitti ve lavaboya çıkartacak hiçbir şey yok ya. Ağzım donuyor, ağzım. Canım yanıyor yani. Nasıl yiyorsun öyle ya? Bende mi sorun var? Sende sorun var. Dur bakayım bir daha. Şimdi mesela bunu yiyebilir misin? Evet. Niye nispet yapar gibi yiyorsun 2 saatte? Tamam ya. Allah Allah, ben yiyemiyorum abi. Şimdi bunu ticarete dökmeden önceki en büyük sıkıntımız, bunların içine gıda boyası koymamız lazım. Renkleri yeterli değil. Çünkü Hawaii'de böyle rengarenk gerçekten, hani şu anki gibi gözükmüyor. Şimdi şu küçük olanları yapmak daha mantıklı gibi. Bu küçük olanlar daha yoğun şuruplar bu arada. Bunlar gibi değil. Belki bununla daha iyi olur. Size Cool Lime'lı Hawaii dondurması yapayım mı? Cool Lime var evde. Niye bu sene bir Cool Lime çılgınlığı var böyle her yerde? Çünkü Cool Lime'ın yapımı için bir tane ürün çıktı. Yoktu eskiden. Evde yapabiliyorsun artık onunla. O yüzden mi yani? Herhalde ondan, bilmiyorum.
Turuncu cool lime. Bu cool mandalina. Hindistan cevizini de yeşil yapacağım. Çünkü sürprizleri severim. Şimdi buz getir bana, bak nasıl şov yapıyorum. Hadi bakalım. Şimdi bunda Hindistan cevizi var, cool lime var, çilek var, mavi kurakava var. Bunun şu an muhteşem bir şey olması lazım o zaman mantıken. Güzel mi? Tamam. Oh, oha çok güzel be. Tadı çok güzel. O kadar garip yapıyor ki suratını. Doğru mu söylüyor? Acı mı çekiyor? Acı çekiyorum yerken ama tadı güzel. Ama çok yoğun. Ya aroması bunlara göre çok daha yoğun. Rengi de daha yoğun. Ama kesinlikle bunlarla daha güzel oldu. Şimdi sen özel tekniklerinde bir şeyler yaptın. Sıra bende. Benim özel aldığım aromalar var sana. Getir. Şalgam. Meyve ve sebze suyu püresi, Red Bull. Aralarında en güzel bu olacak. Bir de sebze suyu var. Bu şişeler nasıl havalı şişeler böyle? Ben aldım abi. Ama içindekiler hiç şey gözükmüyor mu? Direkt sebze var çünkü içinde, sebze suyu yani. O zaman bunları sen deniyorsun. Ben hazırlıyorum senin için şimdi. Yeter mi? Yeter. Oha renge bak. Oo ya. O kadar gıda boyası, gıda boyası bunun gibi renk ya, vermedi. Ya kardeşin düşündü onları. Bak bunun güzel olma ihtimali yok. Öyle bir şey bu yani. Ya abartma abi. Bu arada bildiğin şalgam ama duyularınla oynuyor. Dükkanın olsa bunu satsan batarsın, öyle bir şey bu yani. Bu olmaz. Şimdi sebzeli mi sırada? Bence sebzeli bir. Ne yazıyor üstünde? Elma limon diyor, okey. Kara lahana, ıspanak, salatalık, kereviz, zencefil diye devam ediyor. Yeter yeter. Aa, döküyor. Ziyan etme o sebze suyu. O zaman bunun tadına sen bakıyorsun. Bakayım. Hatta istiyorsan şalgamımı karıştırayım için öyle yiyeyim. İlk önce ben de bir alayım da ondan sonra onu yapsam. Ben denememiştim ki. Bu ne be? Mutsuzum ben ya şu an. Bu ne be? Yeni yeni taze biçilmiş ot böyle. Ağzımın tadı çok iyiydi. Tamam mı? Evet bu bozdu. Böyle garip garip bir dünya şeyle ağzım böyle hiç lezzetler şöleni falan yaşıyordu ağzım, öyle diyeyim. Sana lezzetler şöleni yaşatacak bir şeyim daha var. Bu mu? Bu ve bu. Aynı anda. Mix evet. Kabul edeyim kötü gözükmüyor şimdilik. Güzel bu arada. Bak bunu yersin, düz duvara tırmanırsın, öyle bir şey bu. Her türlü sebzesi var. Lan tadına bakmadı konuşuyor. Red Bull'u var. Red Bull full baskılamış tadı bu arada. Ya şuruplu olanların üstüne çıkamadık, kesinlikle çıkamadık. Evet. Bir de son bir şey daha var, onu unuttum. Hani bu normalde yol kenarında böyle şey olur ya, kara dut koyarlar üstüne, karın. Kara dut dediğin pekmez mi? Kara dut suyu koyulmaz mı bunun üstüne? Hani böyle yol kenarında kar mıydı? Karın üstüne koyuyorlardı galiba. Pekmez koyarsın, bir de bal koyarsın. Nasıl ya? Karın üstüne pekmez koyarsın. Kara dut da koymuyorlar mı ya? Oğlum ben mantığı cahilim. Yok. Ben mi cahilim? Kara dut ne zaman yetişiyor? Yazın. Kar ne zaman yağıyor? İşte onu alıyorlar, donduruyorlar, bekletiyorlar, yazın getiriyorlar. Ya da Uludağ'ın tepesine çıkıyorlar, sonra dağıtıyorlar. Dır herhalde, bilmiyorum abi. Ne bileyim ya. Saçma sapan konuşturuyorsun beni. Bak, kara dut ve frank üzümü mix. Ya kara dut dediği şey de sodaymış ya. E ne bekliyorsun abi? Hiçbir anlamı yok bence bu yaptığımızın ama. En iyisi bu olacak. Ha bak bunun orijinal kara dut suyu olması lazımdı. Asitsiz. Böyle daha iyi olurdu da neyse. O zaman kara dut alıp gelseydin. Kara hayır dut. Bir saat kara dut hikayesi anlattı. Kara dutun mevsimi değil. O kadar hiçbir şeye benzemedi ki. Sizin fikirlerden iş yok. Belli. Ben kendi fikirlerime geçiyorum. Geç. Hani marketten daha elma almayı beceremiyorlar ya. Nasıl bir ekibim var benim? Ya nasıl konuşuyorsun ya? Kabuğunu soymadan içini ya, nereden bileyim? Çürük çürük bak. Açıkça çürük. Ya çürük değildi o. He bir günde mi çürüdü? Evet.
2 tane elmalı buz. Şimdi acaba ejderha meyvesinin suyu sıkılır mı? İnşallah ejderha meyveleri de çürük değildir. Daha öteki farklı renk. Biraz daha olgunlaşmışları böyle oluyor. Ya bozulmuşsa bu? Değil, eminim. Limonlu portakallı. Umarım karpuzu da iyi seçmişsinizdir. Bak ben karpuzu iyi seçerim. Üf bir de çekirdeksiz. Bence bunu direkt böyle donduralım. Alp al bunu yersin. Videolarımızda hiçbir hayvan videolarımızda hiçbir yemek ziyan edilmemiştir. Sloganları karıştırdım ya Hayvan zarar görmemiştir, o da doğru. Şimdi bunların hepsi donana kadar bekleyeceğiz. Alp sen bunu yersin. Yarın görüşürüz. Evet, meyve sularımız dondu. Hangisini denemek istiyorsun Arun önce? Ejder meyveli olanları denemek istiyorum. Çünkü en güzel onlar duruyor. Elmaları zaten kesin sen yiyeceksin. Sen de denersin. Ama elmalar çürümüş olabilir beklerken. Belki çürümüştür beklerken. Galiba bunun için eldivene ihtiyacım var. İki renge dönüşmüş. Normal buzdan çok daha zor parçalanıyor. Ama çok güzel gözükmüyor mu? Şu an bayağı güzel gözüküyor. Dur dur. Çok güzel oldu be. Bak ben bundan çok ümitliyim bu arada. Bence bu dünküleri falan ezip geçti. Dünkülere göre çok farklı bir tat. Dünkülerde buzun tadını da alıyordun. Bunda buzun tadını hiç almıyorsun. Bu direkt bir dondurmaya benziyor ya tadı böyle. Değil mi? Böyle sütle karıştırıp şunu yapsan. Evet bayağı dondurma oluyor. Dondurma gibi. Yorumunu alayım. Ben beğenmedim. Yani. Kötü değil ama beğenmedim. Bilmiyorum çok ortalama bir şey. Şimdi portakal limon. Özel karışım. Ben de bundan umutluyum. Bir de içine biraz ejder meyvesi bak şu ortada donarken buraya kaymış. Baksana rengine. Şu an bunu ben normal yalarım yerim öyle dondurma yani. Çok güzel gözüküyor. Beklentini söyle. Rendelenmiş havuç gibi gözüküyor. Tat olarak ben çok umutluyum. Ama şeker koymalı mıydık? O şu an kafamı kurcalıyor. Ben tat olarak çok umutlu değilim çünkü çok ekşi bir şey olacak bu şu an. Evet limonu biraz fazla. Ama ben ekşi severim. Direkt tam limon attın abi içine. Net yerim. Şimdiye kadar yaptığımız en iyisi. Limon çünkü öyle ekşilik vermiyor. Ne oluyor? Bak değil mi ya? Nasıl vermiyor ya? O kadar ekşi değil. Bayağı ekşi ya. Hiç dondurma gibi değil ki. Ortalama bir ekşilik. Limonu böyle boca etmişsin gibi ya. Şu an ağzımın içi yandı. O kadar ekşi. Ya bu aşırı hafif bir ekşilik var. Başka hiçbir şey yok. Saçmalama abi ya. Nasıl hafif bir ekşilik var ya? Ekşi toleranslarımız mı farklı senin acaba? Olabilir. Ay gelir misin? Ye bakalım. Ne kadar kibar yiyor. Evet. Kötü de değil, iyi de değil. Ekşi mi? Değil. Değil mi? Ya nasıl değil mi ya? Bayağı ekşi ya. Ya saçmalıyorsunuz ya. Bayağı ekşi. Normal salataya böyle yarım limon sıkmışsın gibi falan bir hissiyatı var yani. Benim şu elmaları ver artık. Elmaları sen yiyeceksin zaten. Evet. Peki içinde biraz ekşi olsun ister misin? Biraz olsun ya. Elmaya belki yakışır. Bundan umutluyum ama yersem midem bozulacak gibi geliyor. Ya yok be ya. Abartıyorsun ya. Ne olur midem bozulmasın. Ya sen rahat ol ya. Ellerimle seçtim ben bu yumurtayı. Belli. Elmaları. Diğerlerinden daha güzel. Hayır elmanın o kadar suyu yokmuş ki. Full posa. Yok ya. Harika bence. Ne kaldı? Karpuz ve kavun. Onlardan kesin olur. Bunlar yaptığımız en doğalları olacak. Hiçbir işlemden geçirmedik. Yeter bu kadar. Doku olarak güzel gözüküyor. Nasıl öyle yüzüme bakıyor beğendin mi diyor.
Bence Harun'un ağzı bozuk ama o anlamda değil. Bilmiyorum, ağzımın içi üşüyor yani. Ekşiden etkileniyor, ağzının içi üşüyor. Senin bir şey intoleransın vardı, onunla alakalı bir şey mi? Ne alaka ya? Ne düşünüyorsun? Karpuz kötü galiba, kötü seçmişsiniz. İlla bir suç atacaksın yani. Bir şey de beğen ya. Ben yapayım mı be? Yap. Yapabileceğine emin miyiz? Kırdı, net kırdı, kırılma sesleri geldi. Bir şey yok, bir şey yok. Şunu da yap ya. Ne farkı var şimdi seninle benim yaptığımın ya? Bu eller yetenekli, hissediyorum ben. E deneyelim. Limonlu portakallıdan sonra en güzeli buydu. Yere döktüğünde alırsan daha iyi düşüneceğim. Ya bu da güzel, kötü değil. Hiçbiri limonlu portakallı değil. Hayır, hiçbir limonlu portakallı kadar kötü değildi. Şalgam dahil. Ya. Bu kadar da net konuşurum. Dün yaptığımız şerbetler... Ya onlar çok soğuktu. Ben o yüzden çok tadını alamadım. Ağzım donduğu için tadını alamıyorum. Net ağzı bozuk bu çocuğun. Hepsi arasında favorini alayım. Hiçbiri değil. Bak benim bir limonlu portakallı, iki de dört şerbetli yaptığımız vardı ya, dört şuruplu. Ve daha boyalı olarak yaptım. Pardon, bir dakika. Benim de cool lime'di o zaman. Tamam, o değil miydi zaten o? Benim de dörtlü olan işte. Herhalde oydu. Evet, oydu. Tamam, o zaman benim de favorim o olabilir gerçekten. Ama hiçbirini alıp da yemem. Şey gibi değil. Rulo dondurma makinesi gibi değil hiçbirisi. Evet, hiçbiri değil. Evet, videoyu buraya kadar izlediyseniz aşağıdan beğen butonuna basarsanız bizi mutlu edersiniz. Ayrıca Harun'un ağzının bozuk olmadığı başka videoları kaçırmamak için kanala abone olabilir ve yanındaki zil simgesine tıklayarak bildirimleri etkinleştirebilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.